Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Bugün Hac dersine başlıyoruz Haccın fıkhi Yönlerini ele alacağız İlmahal dersi yani Hacın farzları, vacipleri, sünnetleri, hacı, hacdaki cinayetler yani hac ibadetine zarar veren yanlış işler, hatalı şeyler. E, hacın çeşitleri vesaire. Bir hac nasıl yapılır? E, bunları ele alacağız. Hacın hmm, Hacdaki farizaların e, manası üzerinde de ara sıra duracağız. Yani hacda mesela hacire esvedi selamlamak nedir? Neden böyle bir şey vardır? Hikmeti nedir? E, hac ibadeti daha çok e, sembolik bir bir takım e, noktaların olduğu yani birçok kısmı semboliktir remzidir, rumuzludur Kabe'yi tavaf etmekten maksat nedir? Hacer-i Esved'i selamlamaktan maksat nedir? El sürmekten maksat nedir? E, oraya toplanmaktan maksat nedir? Safa Merve arasında sa'y etmekten gidip gelmekten maksat nedir? Aslında hac ibadeti yani birçok kısmı remziidir remzidir yani rumuzludur. Açıklanmaya muhtaçtır. Bununla ilgili zamanında bir konferans yapmıştık mesajı mesajıyla ilgili. Onu da izlemeniz de fayda var. Yani o konferansı izlerseniz genel olarak hacda yapılan hacin e, hacın menasiki dediğimiz hacın hacda yapılan ibadetler her birinin hangi maksatla İslam'da olduğu, neyi ifade ettiğini orada daha geniş anlatmıştım. Aklıma geldikçe burada da belki bazı noktalara eee temas ederiz. Yani bazı e, temel bazı şeylere tamamına değil de çünkü dersimiz ilmihal dersidir. Fıkıh dersidir yani. Fıkıh dersinde o kadar fazla o meselelere giremeyiz. Daha bazı temel şeylere girebiliriz. Evet, hacın kelime manası kastetmek etmek yani ziyareti kastetmek, Allah'ın evini ziyaret etmeyi kastetmek kastediliyor tabii ki burada. Kast yani kelime manası kasıttır. Bir şeyi kastetmektir. Ee, bu kelime manası ıstılahi manası nedir? Yani her kelimenin iki tane manası olur birisi lugat manası yani sözlükteki manası. Yani sözlüğü açtığın, baktığın zaman hac Arapça sözlüğü açıp baktığın zaman hac nedir? Hac kastetmektir der. Kastetmek bir şeye, bir şeye kastetmek, bir şeye niyetlenmek, onu kastetmek, onu yapmak için karar vermek, kastetmek. Yani bir kelimenin böyle bir lügat manası olur bir de ıstılahi manası olur. Istılahi manası da e, yani o ilimde hangi ilimle alakalıysa o ilimde o ilim o min adamlar yani o, o o işin uzmanları neyi kastediyor? O ilimde ne kastediliyor? Yani o kelime ile o ilimde ne kastediliyor ee, kavramsal manası yani mesela vahiy kelimesinin sözlükteki manası lugat yani manası fısıldamaktır vahiy etmek fısıldamak sessizce mesela birisinin kulağına bir şeyler söylemek Fısıldamak. Ee, bu sözlük manası, ıslahi manası nedir? Allah'ın kelamı. Cebrail vasıtasıyla göndermiş olduğu, peygamberimize gönderilen kelamullah. Peki neden Allah'ın kelamına vahiy denmiştir? E çünkü fısıltı gibi kimse duymuyor. Ancak peygamberimiz duyuyor. Yani Cibril aleyhisselam vahiy getiriyor kimse duymuyor ancak peygamberimiz duyuyor. Sanki onun kulağına fısıldıyor melek. Ona benzetilmiş yani. O yüzden ona da vahiy denmiş. Böyle yani her kelimenin e, böyle iki manası yani böylesi kavramsal kelimelerin iki manası olur. E, sözlük manası ve ıstılahi manası. Mesela diyelim ki ayet, yani bir yani sözlükteki manalardan bir tanesi delil demektir. Ayet delildir. Ama ıslahdaki manası nedir? Allah'ın Kur'anından bir kısımdır, bir ayet. Bizden yani ayet dendiği zaman tabi orada cümlede nasıl geçiyorsa ona göre bazen kelime manası anlaşılır. Bazen ıstılahi manası anlaşılır. Ee, kelime manasıyla yani sözlük manasıyla ıstılahi manası arasında bir bağlantı olur. Neden o kelime seçilmiş? Demin misalini verdim. Mesela vahiy. Neden Allah'ın kelamına vahiy denmiş. Vahiy fısıldamak demek neden bu seçilmiş? Bir bağlantı olmalı. İşte o da demin söylediğim gibi bağlantısı peygamberimizden başkası duymuyor. Sanki fısıldıyor gibi. Hakikatte bir fısıldama söz konusu değil. Zaten başka bir frekansta geliyor. Normal insanların kulaklarını alabileceği bir frekans değil zaten. Bir fısıldamaya da gerek yok aslında. Ama sanki yani öyle. Çünkü kimse duymuyor. Demek ki kelime manasıyla, sözlük manasıyla yani ıstılahi manası arasında bağlantı olur. Mesela mucize. Biz mucize deriz yanlıştır. Aslında muacize. Ayn ile. Muacize. Ama Türkçe'de böyle alışılmış. Biz de öyle söylüyoruz. Ee, muacize muaciz nedir? Aciz bırakan. Aciz bırakan. Acizden geliyor. Kök harfleri ayn, cim, z. Muaciz, aciz bırakan. Yani peki bu bu sözlük manası ıstılahi manası nedir? Peygamberlere verilen olağanüstü şeyler, harikalar değil mi? Peki neden ona mucize denilmiştir? Çünkü onun benzerini getirmekten insanlar aciz olmaktadır. İnsanlar aciz bırakmaktadır. Yani insanlar ölüyü diriltemez denizi yaramaz. Körün gözünü açamaz. Su, parmaklarından su fışkırtamaz. Hurma kütüğünü inletemez. Gökteki ayı yaramaz. Bunlar niye mucize denmiştir? Çünkü insanlar aciz bırakmaktadır. Bunu insanlar yapamaz. O yüzden ona mucize denmiştir. İşte Böyle yani her kelimenin Sözlük manası ve ıstılahi manası Olur ve arada bağlantı olur Neden o seçilmiştir? Çünkü Şundan dolayı bir bağlantı vardır yani İşte hacda Kelime manası kastetmek Ama ıstılahi manası Nedir derseniz yani İslam İslami ilimlerde fıkıh ilminde e, ne kastedilir yani hac dendiği zaman Arafat meydanında belli bir vakitte yani Arefe gününde Zilhiccen'in dokuzuncu günü yani Zilhiccen'in dokuzuncu gününde Arafat meydanında bir miktar durmak ve sonra Kabe'yi tavaf etmek den ibaret olan ibadet. Yani bir miktar Arafa günü bir miktar Arafat meydanında durmaktan ve Kabe'yi tavaf etmekten, kurallarına göre tabii ki, e, ibaret olan, ibadete hac deniyor. Niye buna hac denmiş? Çünkü, onu kastediyorsun, ta oraya gitmeyi bir kere kastediyorsun, yani kelime manası kastetmekti ta oraya gitmeyi kastediyorsun. Bu niyetle gidiyorsun. İbadeti kastediyorsun. Yani Kabe'yi tavaf ediyorsun, maksadın Allah'a ibadet. Şeytan taşlıyorsun, maksadın Allah'a ibadet. Onu kastediyorsun. Dolayısıyla hem Kabe'yi kastediyorsun, oraya gitmeyi kastediyorsun. Çünkü uzak bir mesafedir. Kast etmekle ancak gidilir. Yani karar vermekle, kast etmekle ancak gidilir. Yakın bir mesafe değil. Yani mesela insan yakın bir mesafeye çok azmetmese, karar vermese, kastetmese de gider. Ama uzak bir mesafeye karar vermezse, kastetmezse, azmetmezse gitmez. Mesafe uzun olduğundan e, kasıt lazım, o yüzden kastetmek tabiri yani hac tabiri burada kullanılmış ve o ibadetlerle her biriyle bir şey kastediyor ayrıca yani hem yolculukla e, bir şey kastediyor yolculuğa bir kere niyetleniyor, kast ediyor, karar, karar veriyor. Hem de oradaki her yaptığı e, hareketle bir şey kast ediyor. Dolayısıyla kasıt var yani. Bu ibadette bir kast var. O yüzden buna hac denilmiştir. Başka türlü izahlarda yapılması mümkündür. Hac eden adama hac denir Şeddeli. el hac derler Araplar mesela kendini tanıtırken el hac işte Muhammed falan filan der mesela yani Hacı Muhammed derken bizim gibi Hacı demezler tabi el hac yani e, hac kelimesi hac kelimesinde cim harfi şeddelidir yani. Yani haccun hacı haccun şeddeli yani. Bizde hacı deniyor. Araplarda el hac derler. Cim şeddeli. Ve bir de umre Var. Umre de yine aynı şekilde e, hacin küçük şekli diyebiliriz. E, ziyaret manasında kelime manası, ziyaret. Istilahi manası nedir? Bu da yine e, bunda e, ara. Arefe günü Arafat meydanında durmak yani vakfe yapmak yok. Hacla Umre'nin farklarından birisi. Dolayısıyla da bunun belli bir günü yok. Hacın bir günü var. İlla ki Arefe gününde orada olmak zorundasın. Ama Umre'de öyle bir şart yok yani illaki o gün orada filan gün orada olacaksın diye bir kanunu yok. Yılın her gününde yapılabilir. Bazı günler mekruhtur bayramda. Mekruhtur ama normalde yani yılın bütün mevsimlerinde yapılabilmektedir. Ee, ve umre demek ki Arafa günü Arafat meydanında durmak dışında o halde hacin diğer kısımları var bunda yani. O da nedir? Yani Kabe'yi tavaf etmek ve Safa Merve arasında gidip gelmek yani sa'y etmek. Sa'y gayret demektir. Yani gidiş geliş için kullanılmıştır. Safa Merve arasında Gidiş gelişten ibaret. Demek ki tavaf ve say den ibaret. Vakfe yani Arefe günü Arafat meydanında durmak yok. Hacıdan farkı bu. Yılın her mevsiminde yapılabilir ama hac öyle değil. İlla ki Arefe gününde orada olmak zorundasınız. Bazı çok bilmişler yeni yeni böyle çıkıp televizyonlara ilahiyat profesörü sıfatıyla e, her konuda farklı bir görüş ortaya koymayı marifet zanneden, farklı konuşmayı bir marifet zanneden, kendini bir şey zanneden, ne müştehit dinleyen, ne muhaddis dinleyen, ne müfessir dinleyen, kendini hiç kimsenin anlamadıklarını anlayan süper zeka dahi zanneden bazı garip adamlar bir takım yerlere de hizmet ettiklerini zannettiğim bazı adamlar bunlar çıkıp televizyonlarda bazıları diyorlar ki hac aslında yılın işte şu 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 aylarında hac ayları denilen aylarda yapılabilir. İlla da arefe gününde orada olması şart değil. Ondan dolayı izdaham oluyor. Bu izdahamı önlemenin yolu işte izdahamda insanlar ölüyor filan sanki bunun çaresi yokmuş gibi izdihamda insanların ölmemesi için önlemler alınabilir ama e, Arabistan devleti bunun önlemlerini alacağına Kabe'nin etrafına 50 katlı Hilton'ları dizerse Kabe büyütülemezse eee Mina'da alması gereken yani şeytan taşlama yerinde alması gereken önlemleri almazsa elbette ki izdaham olur. Yoksa hepsi her şeyin çaresi var. Kabe, Mekke, Japonların elinde olaydı da gör bakayım izdaham izdaham oluyor mu? İsterse yılda 20 milyon insan aynı gün orada bulunsun. Ona göre proje yaparsın. Olur biter. Bu zamanda öyle imkanlar var ki izdahamı önlemek çok kolay ama izdahamı önleyeceğine o harika görüntüyü bozmayı düşünenler aynı gün orada 5 milyona yakın Müslümanın bulunması hepsinin Arafat'a doğru böyle akın etmesi de çok harika bir Görüntüdür. Yani dehşetli bir görüntü derler bu kelime yanlıştır. Böyle yerlerde dehşet kelimesi kullanılmaz. Dehşet kelimesi kötü manadadır. Harika demek lazım. Biz böyle yanlış kullanırız Türkçeyi. Çok mesela adam çok güzel bir şey için dehşet diyor. Halbuki dehşet kötü şeyler için kullanılır. O harika, o muazzam görüntüyü tarumar etmiş olursunuz. Eğer bunu 3-4 aya dağıtırsanız haccı, mesela diyelim 4-5 milyon insanı siz 4 aya dağıtırsanız e, o zaman diyelim ki her ay 1 milyon insan gelmiş olsa o harika görüntü olmaz yani. Ve bir de Allah Resulü'nün hayatında yok böyle bir şey yani. Bununla ilgili hadisler var. Ee, ama adamlar zaten hadis inkarcısı olduğu için Allah Resulü hadiste el hacu arafe buyurmuş. Hac arafedir. Yani arafe günü arafat meydanında vakfa yapmak yani. Durmak. Yani illaki o gün arafe günü yani. Allah Resulü hac arafedir diyor. Yani arafe gününde Arafat meydanında durmak. Öğlen namazından sonra yani bir miktar orada bulunmak. İlla ki lazım. İlla o gün. Başka gün olmaz. Allah Resulü'nün hadisleri var bu konuda. Ve bu çok bilmişler. Bazı ayetlerin zahirine bakarak Halbuki o ayetlerin manası da o değil. Kendince öyle anlıyor. Ayetlerdeki o kelimelerin üzerinde durmayacağım. Onları Allah Azze ve Celle hangi manada kullanıyor? Müfessirler ne anlıyor? Muhaddisler ne anlıyor? Bunlara hiç bakmadan zahirine göre hac ayları ifadesinden aylar içinde yapılabileceğini anlıyor kendince. Ve bunu kendisi keşfetmiş zannediyor. Halbuki bu basit bir talebenin bile görebileceği bir şey zaten bu. Hac ayları ifadesini normal bir meal okuyan insan bile görür yani bunu. Bunu sen mi bulduğunu sanıyorsun? Ayıp bir şey yani bu. Yani şimdi bunu İmam-ı Azamlar, i̇mam Şafiler, i̇mam Malikler, bu kadar müştehitler, müfessirler, muhaddisler bunu görmemiş, bunu ben gördüm demek çok ayıp bir terbiyesizlik bu yani. Herhalde ben yanlış anlıyorum demesi gerekirken, onlar görmemiş gibi, sen kendi bulmuş gibi. Bu hadis inkarcılarının zaten en e, büyük marifetleri bu. Kendileri bulmuş sanıyorlar her şeyi. Kendilerinden evvel o ayetten, o mana anlaşılmamışsa, insan demesi gerekir ki, herhalde dünyanın en süperi ben değilim. Bu kadar müştehid mutlaklar gelmiş, muhaddisler, müfessirler gelmiş, binlerce alim gelmiş, tarih boyunca 1400 yıldır. Herhalde en süpere ben değilim yani. Demek ki yani öyle bir mana kimse anlamamış. Demek bir şey var, bir araştırayım yani. Ben gökten gelmedim herhalde yani. Demesi gerekirken, bunu görmemişler, bunu anlamamışlar, bunu ben buldum havalarında. Sürekli bir kibir. İnsan, imamlar şöyle dedi, filan alim şöyle dedi, falan şöyle dedi der. Böyle bunlar sürekli kendileri bulmuş gibi. Bulduğu bir şey de yok. Ya eskilerin söylediğini tekrarlıyor, kendin cümlesiymiş gibi söylüyor. Aslında eskilere ait. Ya da eskilere ait değilse, kendine bir saçmalığı anlamıyor kendisi ifadeyi onunla ilgili hadislere bakmıyor zahirine göre konuşuyor halbuki o zahiri herkes görüyordu yani bu kadar alim hepsi mi hata etti yani acaba bende mi bir yanlış var diyeceğine hepsini anlamamazlıkla suçluyor böyle boyundan büyük laflar söylüyor. Böyle olursa izdaham olmazmış. Birkaç ayda gidilirse izdaham önlenirmiş. Halbuki mesela işte bir takım önlemler alındı son zamanlarda Mina için şeytan taşlama yerinde izdaham engellendi çok daha güzel projelerde yapılabilir ayrıca yani. Orada Müslümanların hepsini aynı günde Arefe gününde orada bulunması çok harika bir manzaradır. Helikopterden bakıldığı zaman daha güzel görülür. Rengarenk, kısa boylu, uzun boylu, siyah, beyaz, kırmızı, sarı bütün insanlar hepsi orada birbirlerine su ikram ederler, hurma ikram ederler. Orada büyük bir e, ümmet havası eser, kardeşlik havası eser, ırkçılık orada yoktur, fakir fukara ayrımı yoktur. Başbakan da oradadır, fakir de oradadır, zengin de oradadır. Bu harika görüntüyü parçalamanın ne gereği vardır? Demek ki hac. Arefe gününde orada olmak zorunda olduğumuz bir ibadettir. Arefe gününde orada olacaksın öğlen namazından sonra yani öğle vaktinden itibaren orada bir miktar da olsa bulunacaksın az da olsa 5 dakika da olabilir. Orada 5 dakika da olsa bulunacaksın. Eee Ondan sonra tavaf geliyor. Yani hacin birinci farzı orada bulunmak Arefe günü. İki tane farzı var. Birisi o. Biri de bayram sabahı tavaf. Bu bayram sabahı tavaf edemediyse daha sonra hangi gün gelse yapsa olur. Mesela kadınlar hayız olurlar. O gün ne denk gelir bazen? Ee, Tabi tavaf edemezler. Çünkü tavafın abdestli olması gerekir. Ee, bekler. Bekler. Birkaç gün orada kalır. Ondan sonra hayızı bittiği zaman tavafını yapar, hacı olur. Yani hac, e, arefenin e, arefe günü Arafat meydanında olmanın çaresi yok. İlla orada olacaksın. Ama Kabe'yi tavaf etmek illa bayram sabahı olması gerekmez. Daha sonra da olur. Bu Allah azze ve celle'nin bir kolaylaştırmasıdır ve bilhassa kadınların işine yaramaktadır. Çünkü kadınlarda özür halleri olduğu için onlar için çok önemlidir. Evet. Ama tabii kadınlar e, son zamanlarda bazı ilaçlar, bazı e, yöntemler bulundu. O, o ilaçları kullanmak suretiyle e, hayzını geciktirebiliyor ve dolayısıyla da tavafını da yapıyor. Ondan sonra e, yani ibadeti tamamlanmış oluyor. Bu tür ilaçlar kullanarak e, hayzını geciktirebilir bir mahzuru yok. Önemli olan e, kendi vücuduna, sağlığına zarar veren bir ilaç olmaması. Yani şer'i açıdan bir zararı yok ama tıbbi açıdan onu bilmem. Yani eğer sağlık açısından bir zararı yoksa e, zaten bunu her zaman kullanacak değil. Hayatında bir defa orada çünkü Beklemek zorunda kalacak yoksa. Beklemek zorunda kalacak. Kendi uçağı belki gidecek, kocası var yanında belki akrabaları var. Onlarla beraber gelmiş, onlarla beraber dönecek. Beklemek zorunda kalmaması için, beraber dönebilmeleri için böyle hayatta bir defa böyle bir ilaç kullansa sağlığa ciddi bir zararı yoksa bir mahzuru yok. Özetle Hac ile Umre arasındaki demek ki farklardan birisi budur. Yani hüküm yönünden zaten fark var. hüküm hüküm olarak elbette Hac e, zengin Müslüman için farz iken Umre sünnettir tabi. Yani o yönden de fark var. Ama e, yapılış tarzı açısından diyorum, yapılış yönünden, e, mevsim yönünden. Fark var mı? Var. Yani birisi illaki Arefe gününde olmak zorunda. Umre öyle değil yani. Umre yılın her gününde olabilir. Sadece Umre yaparken Arefe günü ve Kurban bayramının dört günü yapmak mekruh olarak görülmüştür. Çünkü o günler hac günleridir. Arafeden itibaren başlar hac. Yani aslında demek ki bir insan mesela bir başbakan, mesela bir reis cumhur böyle çok önemli insanlar, vakti az olan insanlar demek ki bir günde hacı olabilir yani. Yani buradan uçağa atlar, öğlenden sonra Kabe'ye Kabe iner, Mekke'ye iner, Arefe günü, öğleyin iner, e, hatta ikinin vakti de olabilir. İner. Ondan sonra Arafat meydanında biraz durur. Sonra Müzdelife'ye, Mina'ya gider. Sabahında gelir Kabe'de tavafını yapar. Yani yarım günde bile hacı olabilir. Bu zaman imkanlarıyla. Tabi eskiden böyle değil. Eskiden mesela Osmanlı padişahlarının hemen hemen tamamı hac yapmamıştır. Çünkü 3 ay 4 ay sürüyordu eskiden. Atla deveyle gidildiği için 3-4 ay boyunca e, devlet başsız kalıyor. İşleri idare edemiyorlar. Onun karar vermesi gerekiyor. Yani yardımcıları tam yetkili olamaz. Onun karar vermesi lazım bazı şeylere. Ya da işte fitneciler var, e, isyancılar var, padişahın aleyhinde konuşacak ya da isyan çıkaracak, tahrik edecek insanlar var. Onlar bir takım fitneler çıkarabilirler korkusuyla. Alimler genellikle İslamlar Osmanlı padişahlarına hac için fetva vermemişler denir. Yani bu e, konuda yani tarih uzmanları ne kadar isabetli bilgilere ulaşmışlar bilemem. Ama bu şekilde bilinmektedir. Yani Şeyhülislamlar İslamlar padişahlara genellikle hac için fetva vermemiştir. Sen hacca e gidersen devletin başında kim kalacak 3 ay boyunca? Demişler ve tehlikeler de olabilir tabi bu arada yani düşman orduları padişahı öldürmek için bir takım operasyonlar da yapabilirler yani. Fırsat bilip yani çölün ortasında bir yerde yakalayıverseler padişahın yanında kaç tane asker olacak diyelim 100 tane asker var. 100, yüz askeri de temizleyebilirler. Yani bu gibi sebeplerden dolayı devlet başsız kalır korkusuyla izin verilmediği söylenmektedir. Evet. Hacla umre aşağı yukarı e, kısaca bu şekilde yani tarifi. Umre bir sünnettir. Veket bir sünnettir. Hac malum şartlarına haiz olan bir Müslüman için farzdır. Ama umre farz değildir Hanefilere göre. Ee, ve ama Şafilere göre bir farzdır. Ama fevri değildir. Yani hemen e, farz olur olmaz yapması gerekmez. İlla o sene yapması gerekmez. Yani 3 sene, 5 sene, 10 sene, 20 sene sonra istediği zaman yapabilir. Zaten hac da öyledir. Yani Hanefilerde kabul edilen görüşe göre hac da e, fevri değildir. Yani hemen farz olmamaktadır. Yani farz oluyorsa da yapmazsa günahkar olmamaktadır. Ya yani mesela diyelim bugün şartlarını taşıyor. Yol yol parası var, zengin, işte sağlığı yerinde vesaire bütün şartları taşıyor. Ama bu sene hac etmek istemiyor bir sebepten dolayı günahkar olur mu? Hanefilerde makbul olan görüşe göre günahkar olmaz. Yani ömründe zaten bir defa olduğu için ne zaman isterse o zaman gider. Umre de böyledir diyor İmam Şafi. Yani farzdır diyor, sünnet değildir diyor. Ama ne zaman isterse o zaman gider. Zengin olur olmaz hemen şartların taşıdığı sene hemen gitmek zorunda değildir diyor. İmam Ahmed İbn Hanbel ise şartlarını taşıdığı zaman hemen gitmesi gerekir diyor. Fevren farz olur diyor yani. İmam Malik de Hanefiler gibi sünnet olduğunu kabul eder. Demek ki Hanefi ve Malikilere göre sünnet, Şafii ve Hanbelilere göre farz. Özetle böyle. Hac yapana hac ya da hacı bizim Türkçede deniyor. Umre yapan kimseye de mutemir denir. E, farz ise eğer hac Hacı Ekber denir ya da eğer e, Cuma gününe denk geldiyse hac yine Hacı Ekber denir e, Umre de dolayısıyla Hacı Esgar olmuş olmaktadır yani küçük hac büyük hac Hacı Ekber yani büyük hac Hacı Esgar küçük hac yani e, Umre de ziyaret ve kast manası taşıdığı için ona da küçük hac denilmiştir. Hacın nev'ilerine gelince kaç çeşit hac var? Farz, vacip, nafile olmak üzere üç çeşit. Yani hüküm yönünden bakarsak 3 çeşit. Yapılış yönünden bakarsak yine 3 çeşit. Yani hüküm yönünden üç çeşit yani farz, vacip, nafile. Farz hangisi? Şartlarını taşıyan bir Müslümanın ömründe bir defa yapması gereken. Şartlarını taşıyorsa ömründe bir kez yapması farz. Vacip olan hac hangisi? adamış mesela. Adamış ya Rabbi şu işim Halle olursa işte sen rızan için bir hac yapacağım demiş mesela hac adamış adamış ise vacip oluyor onu yapmak zorunda artık yani adağını yerine getirmek zorunda ya da nafile bir hac yaparken bozmuş yarım bırakmış geri dönmüş. Bunun tamamlaması gerekir Hanefilere göre. Aynı şekilde oruç da öyledir. Hanefilerde bir insan oruca başlarsa nafile oruç. Pazartesi, Perşembe mesela diyelim. Oruçları tutuyor sünnet olarak. Ee, işte Arefe günü işte bu sene e, şu anda hac mevsimindeyiz. İki gün sonra yani cumartesi günü e, Arefe'dir. Değil mi? Arefe e, Arefe gününde oruç tutmak sünnette var. Allah Resulü Arefe gününde oruç tutmamızı tavsiye etmiştir. Şimdi mesela böyle bir sünnet oruç ya da Allah rızası için demiş tutmuş ve bozmuş. Başlamış ve bozmuş. Bu Allah'a verilen bir sözdür. Çünkü niyetlenmiş bu adam, başlamış. Sözünü tamamlaması gerekir. Normalde nafileydi, kendisine vacip olur. Bozduğu için tekrardan tamamlaması kendisine vacip olur. Aynı şekilde de, hac da öyle. Başlamış, nafile olarak başlamış. Ama e, bozmuş, yarım bırakmış, bunu tamamlamak zorunda çünkü Allah'a verilen bir sözdür bu. Diğer mezheplerde bazılarında böyle bir şey yok. Yani onlar diyor ki zaten bunun aslı sünnet değil miydi? Sünnetti. Sünnetse o zaman bozmuş olsa bile tekrardan neden vacip olsun? Zaten sünneti yapıyordu. Bazı mezheplerde şafilerde böyle bir görüş var. Ama hanefiler Diyor ki, başladıysa Allah'a söz vermiştir, tamamlamak zorundadır. Vacip olan hac bu. Yani ya adak, yani e, Türkçe'de adak deyince aklıma koyun geliyor da. Tabii adak yani neyden olur? Farz veya vacip olan şeylerden olur. Mesela e, işte koyun mesela e, adanabilir. Mesela oruç adanabilir. Hac adanabilir. Çünkü onun neviinden bir farz veya vacip var mı var mesela orucun aslı var mı yani farz olarak var Ramazan orucu var mesela para vermeyi adayabilir mesela onun aslı var mı var zekat var yani bunun gibi yani e, Hac da Dolayısıyla e, bir farz olduğu için yani hac, farz olan hac var yani dinde böyle bir şey var o cinsten bir adakta bulunabilir. Dolayısıyla mesela ben hac adıyorum diyebilir. Şöyle olursa bir hac yapacağım diyebilir. Ve bu şekilde ya adak ise vacip oluyor hac onu yapmak zorunda ya da başlamış yarım bırakmış ise tamamlaması bir daha hac etmesi vacip oluyor kendisine. Yani o kaza yapmış oluyor. Onun kazasını yapmak zorunda. Yarım bıraktığının tekrar kazasını ya da bozduğunu tekrar kazasını yapmak zorunda. Nafile olan hac da e, ya bir çocuk mesela hac ediyor. Çocuk. Ya, ya, ya çok küçük ya da biraz büyük böyle 12 yaşında filan mürahik denilen H ile ve kaf ile Murahik Bu şekilde H ha değil H ile değil H ile değil He ile Ve sonunda da kef değil kaftır Murahik ee, Türkçede H ha karışıyor O yüzden bunu ifade ediyorum Eee 12 yaşına gelmiş, 12 yaşını tamamlamış ama hala akıllı bali yani akıllı da baliğ olmamış. Olan çocuk. bunu yapmış olduğu hac ya da daha küçük de olabilir. Yani baliğ olmamış. Erkek çocuğunun baliğ olması nasıl anlaşılır? İhtilam olmasıyla Oğlan çocuğu, erkek çocuğu gece ihtilam olur, rüya görür filan ihtilam olursa artık belig olmuştur. Kız çocuğu ise hayız görür. Hayız gördüğü zaman beliga olmuştur. Bu çocuk mürahik yani daha belig olmamış, ihtilam olmamış veya hayız görmemiş hac yapıyor bunu yapmış olduğu hac daha belirli olmadığı için farz hac değildir nafile. Nafile bir hacdır. Ya da mesela farz olan hacı yapmış sonra bir daha gidiyor. O ikincisi eğer adak değilse veya başlanmış bir hacın kazası, başlanmış ve yani başlanmış ve bozulmuş bir hacın kazası değilse yani vacip bir hac değilse yani. Normalde farz hacını yapmış ve vacip bir hac da değil ise öylesine gidiyorsa yani bu nafile olmuş oluyor. Bu da nafile hac. İstediği kadar yapabilir. Fakat tabi bu zamanda Müslümanların İslami hareketlerin paraya ihtiyacının çok olduğu bir zamanda, e, İslam düşmanlarının büyük paralar sahip olduğu bir zamanda, bugün İslam'ın düşmanlarının ellerinde katrilyonlar var. Eski parayla söylersek, şimdiki parayla söylersek milyarlar var. Hatta trilyon doları var Amerikan, trilyonlarca dolarları var. Yani böyle bir dönemde Müslümanların daha büyük paraları olması gerekirken sürekli hacca gidip de her sene evet yapılabilir mi? Yapılabilir. Haram mı? Hayır değil. Sevabı var mıdır? Tabii ki vardır inşallah. Ama böyle sürekli hac veya umre yapmak suretiyle kendini tatmin edenler, çok mutlu olanlar, bunlar görevlerini yapmayan Müslümanlardır. Allah rızası için, İslami faaliyetler için 5 milyar ver desen, mümkün değil vermez ama her sene umreye veya hacca gider 10 milyar harcar. Neden? Aslında bir kısmı da yarısı da seyahat arzusundan kaynaklanıyor. Sıkılıyor, geziyor, hava almış oluyor. İşte biraz maneviyat depolamış oluyor filan. Ve insan bunu diyelim ki mesela 5-10 yılda bir hadi yapıyorsa gene neyse. Bazılar var ki yani her yıl bunu yapıyor. Ve başka da bir şey yaptığı da yok. Allah için gel şu faaliyette Allah'ı seviyor musun? Yani sen bunu Allah için mi yapıyorsun gerçekten? Evet o zaman gel Allah için gel daha önemli faaliyetler var. Gel yapalım. Yapmaz gelmez. Yok hava soğuktu gelemedim der. Yok yağmur yağıyordu gelemedim der. Yok hastaydım başım ağrıyordu gelemedim der. Her gün bir bahane bulur. Allah için koşturmaz faaliyet yapmaz. Yeni bir nesil hazırlamaya çalışmaz. Elini bir işe vurmaz. Ya korkaktır ya tembeldir. Ama haca gitmeyi umre yapmayı bilir. Ve bunu da bir yani birçok zenginin takva anlayışı bu. Ne kadar takvasın, ne kadar hac ettiysen o kadar yani. Ne kadar takvasın, ne kadar umre yaptıysan o kadar. Takva bu değil halbuki yani. İşin kolayını bulmuşlar. Beş yıldızlı otellerde kalıyorlar. Uçaklarla gidiyorlar, geliyorlar. Ondan sonra herkese de hatıralarını anlatıyorlar 3 ay 5 ay. Ona buna biraz da böyle işte zemzem filan dağıtıyorlar. Onunla mutlu oluyorlar ama bu arada memleket ne haldedir? Gençlik ne vaziyettedir? Bana düşen bir görev yok mudur? Umurunda bile değildir. Aslında bunlar rahatlamaya gidiyorlar. Birçokları. Ama içinden istisna bazı insanlar hem İslami faaliyetlerin içinde göbeğinde yer alıyor, koşturuyor, faaliyet yapıyor. Hem de bazen ihtiyaç duyuyor. Bir böyle 5-10 yıllığına bir böyle bir gideyim. Böyle biraz daha bir maksadı var, bir hedefi var yani depolayayım. Tazeleneyim gibi bir maksatla gidiyor ama faal bir insan aslında kendisi. Hani Allah kabul etsin deriz. Ona ona bir şey demeyiz yani. Güzel bir şey. Ama öbürleri öyle değil. Tenkit ettiklerim elini hiçbir işe vurmayanlar nesil ne alemdedir umurunda bile olmayanlar tek marifetleri hac yapmak umre yapmak olanlar hatta faaliyetleri tenkit bile ederler bu tip adamlar Faaliyet yapanlar da sevmezler bile hatta. Bunlar kıyamet gününde sandıkları kadar sevap ile karşılaşmayacaklar. Ya Rabbi şu kadar hac ettim, şu kadar umre yaptım diyecekler. Çok sevap bekleyecekler. Ama o kadar bulamayacaklar. Hüküm olarak böyle farz, vacip veya nafile. Bir de yapılış şekli olarak üç kısma ayrılıyor. Yani istediğinizi tercih edebilirsiniz. İster hacı ifrat, ister hacı temattu, ister hacı kıran, istediğinizi yapabilirsiniz. Farkları var tabi bunların. Cüz'i farkları, öyle önemli bir fark yok da arasında. Yani Allah Azze ve Celle bize böyle bir e, tercih hakkı vermiş. İstediğiniz hacı tercih edebilirsiniz. Durumunuza göre, şartlarınıza göre. Mesela hacı ifratta kurban yoktur. Hacı ifrat yaparsanız kurban kesmezsiniz. Çünkü hacı ifrat adı üzerinde ifrat yani tek başına yani tek hac. Yani umresiz. Umresi olmayan hac yani. O yüzden yalnız hac olduğu için kurban da yoktur. Kurban kesmez yani. Ama hacı temettu ve hacı kıran diğer iki çeşit hacda kurban var. Çünkü hem hacı temettu'da hem hacı kıran'da hem hac var hem umre var. İkisi de olduğu için iki önemli ibadeti birlikte yapma nimetine ulaştığı için kurban keser. Kurbanın sebebi budur yani. Hacdaki kurbanın sebebi. Yani hem umre hem hac yaptığı için Hacı İfrat da e, yalnız haca niyet eder. Ve yalnız hacı yapar. Hacı Temet Tuğ'da hem haca niyet eder hem umreye niyet eder. Ancak Hacı Temet da hem hac var hem umre var. Hacı kıranda da öyle. Hem hac var hem umre var. Farkları nerededir? Hacı temettu iki ihramla yapılır. Hacı kıran tek ihramla yapılır. Yani hacı Temettu'da ihrama girersiniz mikat mahallinde o peştemali yani sarınırsınız, ihrama girersiniz ve e, gelirsiniz Kabe'ye tavafınızı yaparsınız ondan sonra ihramdan çıkarsınız. Arefe gününe kadar ihramsız normal elbisesiyle gezer. Kolaydır yani. İhramla gezmek zordur. Erkekler için. Zaten kadınların ihramı normal elbisesi. Onlar için sorun değil. Erkekler için zor oluyor. Hacı kıran ihramlı kalır. Bayrama kadar ihram. Hacı temettu da öyle değil. Hacı temettu da gelir ihrama girmiş olarak Mekke topraklarına girer, tavafını yapar, ihramdan çıkar. Arada kaç gün varsa artık bir hafta, on gün, on iki gün, erken gitmişse bir ay bile olabilir yani. On beş gün neyse. Bu şekilde ihramda kalmak zorunda kalır. Hacı kıran yapacaksa bayrama kadar ihramda kalacak. Ve zor oluyor. Ben öyle yapmıştım. Zor yani. E çünkü Peştemalle sarılıyorsun, uyuma var, yatması var, kalkması var. Oran buran açılır. Yani zor. Ondan sonra tırnak kesmeyeceksin işte, kokulu şeyler sürünmeyeceksin, saçını kesmeyeceksin. Evli ise mesela karısıyla birlikte olmayacak vesaire vesaire. Yani böyle ihramın şartlarına uymak zorunda kalıyor. E, ve ihram yani iki tane bez parçası. E, sürekli düşüyor. Böyle gömlek gibi rahat giyilen, üzerinde duran bir şey değil ki. Üzerine atıyorsun. Devamlı düşüyor. O yüzden hacıların birçoğusu hacı temettü yapar. Hacı kıranla gözleri kesmez. Türk hacılarının büyük bir çoğunluğu hacı temettu yaparlar. Yani ihrama girerler, giderler tavafını yaparlar. İlk tavaf. İlk tavaf, ilk giden ilk oraya vardığınızda yaptığınız tavaf. Açıklayacağız onları. Oraya gelme, oraya geldiği için, o o nimete ulaştığı için, Kabe'yi gördüğü için Kabe'yi tavaf eder o nimete şükrünü ifade eder. Ondan sonra ihramdan çıkar. Normal elbisesiyle Hacı Temettud'a. Bayrama kadar öyle gezer. Bayram günü yani şey günü, Arefe günü tekrardan ihrama girer. Ondan sonra işte e, e, Arafat meydanında e, çıkar ve vesaire devamını yapar. Yani o arada ihramsız olmuş olur. Ama Hacı Kıran hiç ihramdan çıkmaz. İhram'a girdiğinden itibaren bayram sabahına kadar, tavaf e, tavafı yapana kadar ilk tavaf değil, bayram sabahı olan tavaf, farz olan tavaf yani. Yani hacı olana kadar tavaf yapana kadar, e, daha doğrusu e, yani kurban kesene kadar diyelim. O da zaten bayram sabahı oluyor yani. Yani doğrusu o ee, Tavaf etmez şart değil de Yani ben zaman olarak Kastettim zaman olarak Bayram sabahı olmuş oluyor bayram sabahına Kadar ihramlı kalmış Oluyor ondan sonra ihramdan çıkıyor Normal e, elbisesini giyiyor Hacı kıran bu yönüyle Zordur ama en faziletlisi De odur En faziletlisi hacı kıran sonra hacı temettü Sonra hacı ifrat çünkü hacı ifratta da umre yok. Kurban da yok. Onun için onun sevabı daha azdır. Kişi bunlarda hangisini tercih ederse, kurban kesmek istemiyorsa, hacı ifrat yapar, parası yoksa, varsa hacı temettu veya hacı kıran yapar. Bu arada fazladan umre yapabilir mi? Yapar. Yani oradasın zaten. En yakın mikat mahalline gider. Tekrar hacı, hacı temettü yapanlar mesela tekrar gider oraya mikat mahalline ihrama girdiği yere yani. Oraya girer. Oraya gider orada ihrama girer. Gelir bir umre yapar. Yani tavaf eder. Safa Merve arasında say yapar gider gelir namazını kılar iki rekat ondan sonra e, bir umre sevabı almış olur sonra çıkar ihramdan sonra tekrar gene gider çok yapmak istiyorsa hani mesela bazıları başkaları adına yapıyorlar sevabını ona bağışlıyorlar e, gene gider gene e, aynı yere ihrama girer gelir gene umre yapar gene çıkar ihramdan bir umre daha yapmış olur. Gene gider, isterse böyle 5-10 tane yapar. Yani gitmişken biraz fazla umre yapayım diye düşünebilir ve güzel bir şey. Evet. Evet. <laughs> Hacın bu farzları veya vacipleri veya e, sünnetleri bunların hepsine nusuk denir. Menasik de onun çoğuludur. Hacın menasiki deriz mesela. Hacı menasiki işte şöyle şöyledir deriz. Yani kastettiğimiz şey hacın farzları, vacipleri, sünnetleri. Hacda yapılan e, fiiller. E mesela şeytan taşlama. Menasikten. Tavaf, menasikin içinden, kurban kesmek vesaire, bunlar bir takım ibadetler yani hacda yapılan bir takım ibadetler bunların hepsine menasik deniyor. Hacın menasiki ifadesini duyduğunuz zaman bunu anlayacaksınız. Hacda yapılan ibadetler, hepsi kastediliyor. Ama farz, ama vacip, ama sünnet. Hacın farzı biraz evvel ifade etmiştim. Kaç taneydi? İki tane. Birisi Arafe günü, Arafat meydanında vakfe denir. Vakfe durmak demek. Vakıf kelimesi de oradan gelir. Vakıf da yine durmak manasında. Vakıf niye vakfa vakfa vakıf demişler? Mesela birisi diyelim vakfa bir şey bağışlar. O durur. Ona kimse dokunamaz. O vakfın malı olur kimse artık onu alamaz. Orada kalır o. Gelecek nesiller için kalır o. Yani böyle asırların vakıfları var mesela. 500 sene evvel mesela birisi bir vakıf kurmuş. Hala devam ediyor. O vakfın malları işte kayıt altına alınmışsa kimse onu elleyemez. Onun gibi şimdi yani vakfetmek durmak demek. Vakfe yapmak da aynı, aynı manada. Arefe günü, Arafat meydanında vakfe yapmak, yani durmak. Öğlen namazından itibaren bir miktar durmak. Akşam güneş batana kadar o arada bir miktar durmak. Hatta orada otururken uyusa da bir şey olmaz. Arafat meydanında dururken uyudu mesela veya bayıldı orada durmuş oluyor yani sonuçta. O saatte orada bulunmuş oluyor. Vakfe yerine gelmiş oluyor mu? Evet oluyor. Yani bayıldı veya uyudu o hale sayılmaz diyemeyiz. Demek ki hacın farz iki tane. Birisi Arafe günü Arafat meydanında belirli bir yer var yani. Orada Başka yer olmaz yani orada duracak bütün müminler orada toplanacaklar mahşeri bir kalabalık Çok güzel bir atmosfer Hepsi orada toplanıyor Zaten hacda toplanma yeri bir tek Orasıdır Onun dışında Kabe'de toplanma Kısım kısım olmaktadır kimi sabah gelir kimi öğlen gelir kimi akşam gelir kimi bir gün sonra gelir kimi 10 gün Sonra gelir Hepsinin bir araya toplandığı tek bir yer var yani e, Arafa, e, Arafat Meydanı. Oradan başlıyor yani Müzdelife'ye gidiyorlar. Orada da ama oradaki böyle hepsi düzenli bir arada olmuyor ve oradaki gece karanlıkta oluyor Müzdelife'deki, karanlıkta oluyor. Kimse kimseyi görmüyor zaten. Asıl ona etkili olan Arafat Meydanı yani. Gündüz gözüyle olduğu için ve herkes birbirini görüyor, sohbet ediyor, konuşuyor, e, Kur'an okunuyor, e, vaazlar veriliyor, dualar yapılıyor, uzun uzun konuşmalar yapılıyor, uzun uzun dualar yapılıyor, ayakta dualar yapılıyor, bir saat, iki saat süren dualar yapılıyor. İşte herkes kendi milletinin İnsanlarına hocalar konuşmalar yapıyorlar, ee, diğer milletleri görüyorlar. Yani bu çok güzel bir atmosfer meydana getiriyor. O yüzden farzlarından birisi olmuştur. İkinci farz da e, işte bayram sabahı veya daha sonrasında e, yapılan tavaf. Daha evvel yapılan tavaflar farz değil ya vacip ya sünnet. Farz olan tavaf o. Anlaşıldı mı? Farz olan tavaf yani Arefe günü Arafat meydanında durduktan sonra bayram sabahında veya sonraki günlerde bir sebep varsa bir mazeret varsa sonraki günlerde de yapmış olabilir. O diğer tavaflar ilk kabeye geldiği zaman yaptığı tavaf, sonradan yaptığı nafile tavaflar değil. Farz olan tavaf, bu söylediğim tavaf. Bayram günün ve daha sonrasında yapılabilen tavaf. Ee, bayram Hangi ayda oluyor? Kameri aylardan hangisinde oluyor? Zilhicce'de oluyor. Şu anda biz hangi aydayız? Zilhicce ayındayız. Hac mevsimine rastladı bizim bu dersimiz. Yani Zilhicce'nin 9. günü Arefe günü 10. günü de bayram günü olmaktadır. Arafatta ne zaman duracak? Zilhicen 9. günü. Bu sene için konuşursak, mesela cumartesi günü diyelim. Tabi bu Türkiye'nin takvimine göre şu anda bilmiyorum yani bu sene acaba Kurban Bayramı Türkiye ile aynı mı olacak? Yani tıpkı Ramazan bayramındaki problem gibi aslında Kurban Bayramında da böyle bir gün problemi olabiliyor. Ama Türkiye Diyaneti orada problem çıkmasın diye oraya uyuyor. Ee, yani takvim orada geçerli değil. Oradaki alimler e, şeye bakıyorlar. Zilhicce ayından evvelki ay. Yani bu geçtiğimiz ay. Kameri aylara göre konuşuyorum. Geçtiğimiz ay. Yani hangi ay? Zilkade ayı. Zilkade ayı 29 mu çekti 30 mu çekti Onu inceliyorlar Oradakiler bakıyorlar Ona göre sayıyorlar Zilhicceyi 1 2 3 4 diye Ona göre sayıyorlar Yine bakmak gerekiyor Yani Yani Zilhicce ayının hilalini Birinci gününü yani görmek Gerekiyor ee, Diyelim ki baktılar ve Türkiye'nin takvimine uymadı. Mesela diyelim ki Türkiye'de bu sene pazar günü işte 3 gün sonra, 4 gün sonra bayram. Belki orada pazartesi olacak ya da cumartesi. Mesela. Şimdi böyle bir sorun olursa Türkiye devleti ne yapıyor? Diyaneti. Orada sorun çıkmasın diye oraya göre Oradakilerin hepsi ne yapıyorsa Hangi gün çıkıyorsa bütün hacılar Arafat meydanına Çünkü Arafat meydanın e, e, Yani Arefe gününün tespiti çok önemli yani Çünkü ha hac neydi? Arafat meydanında Arefe günü durmak El hacu Arefe O gün orada durmak O yüzden O yüzden Mesela herkes diyelim ki e, cumartesi günü çıkıyor. Türk hacıları mesela cuma günü çıksa kimse kendi hacından emin olmaz. Kimse hacına güvenemez. Veya pazar tesi şey pazar günü çıksa hacılar e, Türkiye takvimi öyle yazıyor diye mesela. Ya da bu seneki takvime göre konuşalım bu senenin takviminde cumartesi günü Arefe, pazar günü bayram değil mi? Şimdi mesela diyelim ki orada cuma günü Arefe, cumartesi bayram olsun. Şu anda ben bilmiyorum yani öyle bir bilgi almadım da. Mesela cuma günü Arefe, cumartesi bayram olsun. Şimdi o zaman bizim hacılar da Türkiye'de cuma günü değil Arefe günü, cumartesi günü Arefe günü deyip de cumartesi çıkmaya kalksalar, Diğer hacıların hepsi, bütün milletler hepsi cuma günü gitseler mesela Arafat meydanına bizimkiler cumartesi bekleseler birisi hacından emin olmaz. Ve tartışmalar da çoğalır, problem de çoğalır. Onun için orada öyle bir sorun olmasın diye Türk Diyaneti de oraya göre davranın diyor. O şekilde problem olmuyor. Yoksa Ramazan ayındaki problem, bayram mıydı, değil miydi kavgası, orada da olur. Arefe miydi, değil miydi? Hacımız oldu mu, olmadı mı? Şimdi Ramazan'daki gene kolay. Ramazan'da diyelim ki bayramdı, bayram yapmadın, oruç tuttun. Neyse bir şey olmaz çünkü öyle biliyordun, öyle yaptın. Veya bayram değildi, bayram sandın, yedin. E bir şey olmaz sonra bir gün kaza edersin. Ama Arefe gününde hata olursa haccın olmuyor. Bir daha ne zaman gideceksin kim bilir. Gitti 10 milyar. Ya öyle ciddi mesele yani. İlla o gün orada olmak zorundasın yani. O yüzden Arefe'nin tayini önemli yani. Ve bütün milletler diyelim ki Cumartesi günü çıkıyorsa Arafat'a sen Cuma'dan çıkıyorsan bir kere kalbin rahat etmez ki zaten. Ve hacılar e, hiç, yani hepsi diyanete püskürür yani. Siz bizim hacımızı mahvettiniz derler. Her lafı söylerler. O yüzden diyanet hiç sesini çıkartmıyor. Oraya uyun diyor. Problemi hallediyor. Madem ki oraya uyuyorsun, o zaman o zaman Ramazan'dan niye uyumuyorsun? Bu da bir çelişkisidir. Diyanetin. Bu e Arafat Meydanı'ndaki vakfe olayında öğlenden evvel durulmuş olsa, Hanefilere göre geçerli değil. Yani onun bir vakti var. Öğlen zeval vakti, güneş tepede yani biraz e, batıya doğru kaydıktan sonra yani işte öğle namazın vakti. Türkçesi bu. Öğlen namazının vakti girdikten sonra orada durmalı. Sabahtan gitmiş mesela biraz durmuş olmaz yani o şekilde. O muayyen bir zamandır onu ya da mesela bir gün evvelden gitmiş olsa filan ya da bir gün sonra gitmiş olsa olmaz. Ama mesela e, diyelim ki bir hata yapılmış zilhicce ayından önce mesela hangi aydı? Zilkade ayı. Zilkade ayında mesela bir hata yapılmış. Yani mesela nasıl hata yapılmış? Zilkade mesela 30 günle tamamlanmış. 29'unda çıkılmış bakılmış hilal görülmemiş. Zilhicce'nin hilali yani. Bir sonraki ay yani Zilhicce ayının hilali görülmemiş. 29'unda görülmemiş. 30'a tamamlamışlar. Kural öyle. 30 çekiyor, kabul edilmiş Zilkade. Sonra Zilkade'nin 29 olduğu anlaşılmış. Dolayısıyla geç kalınmış oluyor. Yani Arefe gününde hata yapmış oluyorsun. Şöyle izah edeyim. Mesela diyelim ki Zilkade ayının 29'u mesela Cumartesi. Çıkıldı bakıldı, görülmedi. Hilal görülmedi. E, 30'a tamamlandı. Pazar günü de Zilkade'nin 30'u sayıldı. Ondan sonraki gün Zil nicanının biri sayıldı. Buna göre sayıldı. 10. gün işte bayram olacak. 9. gün Arefe günü çıkılacak. Böyle hesaplandı. E, hilal görülmediği için 30'a tam tamamlandı yani. Zil Sonra bir bakıldı ki anlaşıldı ki hilalin büyüklüğünden filan uzmanlar anladı ki hata edilmiş. Aslında e, yani geç kalınmış. O hesaplamaya göre mesela diyelim ki perşembe günü çıkılması gerekiyormuş. Mesela Arefe günü perşembe günü olması gerekiyor o hesaba göre. Zilkade'yi 30 sayarsan ama meğer 29'muş. Bu anlaşıldı mesela. Perşembe değil, çarşamba günü çıkmamız lazımmış aslında. Arafat meydanına. Ama iş işten geçmiş, yani Çarşamba geçmiş, Perşembe'ye gelmişiz. Bu durumda bir e, zaruret söz konusu olduğu için milyonlarca hacın hacı e, kabul olmaması diye bir durum olmasın diye e, bir kasıt da yok. Öyle görülmüş hilal görülemediği için öyle görülmüş. Ondan dolayı olmuş bu olay. Bunun için affedilir ve hacıları kabul edilmiş, kabul olmuş sayılır. Yani aslında Arefe günü çıkmış olamıyor o zaman. Arafat meydanına Arefe günü çıkmış olmuyor. Aslında bayram birinci günü çıkmış oluyorlar. Arefe günü çıkmış olmuyor. Hata bir evvelki ay daha yapıldığı için, yani, Zilhicce'nin hilali görülemeyince, Zilkade 30'a tamamlandığı için, orada bir hata olunca, normalde Arefe günü çıkmış olmuyorsunuz, bayram birinci günü çıkmış oluyorsunuz, Arafat meydanına. Dolayısıyla da haccınız olmuyor aslında. Arefe günü çünkü orada olmak zorundaydınız. Ama bu insan elinde olmayan bir şey. Ondan dolayı affedilmektedir. Ama, Mesela şöyle olmuş olsa Diyelim ki e, Arefe günü Perşembe günü Olarak biliniyor Yok Evet perşembe olsun Perşembe günü olarak biliniyor Perşembe günü çıkıldı Ama e, Meğer cuma günü oldu anlaşıldı Hilal'deki hatayı Anladılar tesbitte bir hata olduğunu anladılar. Perşembe sanıyorlarmış ama aslında cumaymış. O zaman tekrar bir daha çıkmaları gerekir. Çünkü bu mümkün. Öbürü mümkün değildi. O zaten geçmişti. Hani onda yapacak bir şey yok. Bu daha geçmemiş yani. Perşembe sandık ama meğer cumaymış. Perşembe çıktık. Bak yanlış geri döneriz. Cuma günü çıkarız. Bu mümkün. Ama perşembe sanıyordun. Meğer çarşambaymış. O geçmiş, o, o o mümkün değil, geri dönüş mümkün değil. Anlatabildim mi? Yani bu durumda demek ki eğer geçmişse geçmiş affediliyor ama geçmemişse tekrar çıkmak zorunda Arafat meydanına o affedilmez yani. Evet. Ve orada Arafat meydanında Cebel Rahme denilen bir tepe var. Yani küçük bir dağ. Çok çok yüksek bir dağ değil. Yani bir genç rahatlıkla çıkabilir. Orta yaşlı bir insan da rahatlıkla çıkabilir. Öyle yaşlılar çıkamaz ama böyle orta büyüklükte bir dağ var. Onun tepesinde de bir kaya vardır. Yani bir e, sütun gibi bir şey yapılmıştır. zebel Rahme denir oraya. Rahmet Dağı yani. Hz. Adem ile Havva'nın dünyaya indirildikten sonra birbirlerini aradıkları ve orada buluştukları dair bazı rivayetler var. İşte Arafat meydanında ortasında, Arafat meydanının ortasında o dağ vardır. Onun üzerine çıkarlar hacılar. Arafat'a gidenler oraya çıkarlar. Orada Kabe'ye doğru dönüp dua ederler. Ee, zaten Arafat meydanında yapılan dualar makbuldür. Arefe gününün duası, Arafat meydanında yapılan dua, Müzdelife'de, Mina'da yapılan dua, Kabe'yi tavaf ederken yapılan dua. En makbul dualardır bunlar. Özellikle Arefe günü Arafat meydanında yapılan dua. ve Kabe'yi tavaf ederken yapılan dua. Yani tavaf esnasında da dua edilir. Hem tesbih hem dua yapılır. Bazı rivayetlerde dualar gelmiştir. O dualar da yapılabilir. Ama onlar yapsa bile onun yanında mutlaka içinden geldiği gibi de dualar yapmalı. Kendi istediklerini de Allah'tan talep etmelidir. diyerek biraz ara verelim ee, sonra devam edeceğiz inşallah